Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo Mavili kulübün son 10 yılında görev alan teknik adamlar arasında en iyi çıkışa imza atan isim oldu. Avcı, 96 günlük görev süresinde çıktığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.44 maç başı puan ortalaması elde etti. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı önemli bir başarıya imza atmış durumda. Bordo Mavili takım ligde 4. sırada bulunsa da Avcı yönetiminde adım adım üst basamaklara tırmanışını sürdürmeye devam ediyor. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Bordo Mavili ekip ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo Mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Tecrübeli teknik adam 2010-2011 sezonundan sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı. Tolunay Kafkas 1.47, Mustafa Reşit Akçay 1.45, Vahit Halil Hodzic 1.58, Sohota Arvaledze 1.27, Sadi Tekelioğlu 1.50, Hami Mandıralı 1.40, Ersun Yanal 1.60, Rıza Çamlıbay 1.77, Ünal Karaman 1.85, Hüseyin Çimşir 1.80 ve Edide Nifton 1.00 gibi Bordo Mavili takımda son 10 yıl içinde görev yapan teknik adamlar arasında en iyi çıkışı yapan Abdullah Avcı 2.44 ile maç başına en iyi puan ortalamasını tutturdu. Trabzonspor ve Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en iyi seriyi yakalayan iki takım oldu. Bordo Mavililer son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı. Karadeniz ekibi deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençler Birliği'ni Ankara'da 2-1 sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Bordo Mavili ekip sahasında Yukatel Denizli Spor'u 1-0 deplasmanda Yeni Malatya Spor'u 2-0 Gaziantep Beka'da evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı. Trabzonspor geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Süper Lig'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Melipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Bordo Maviller Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatya Spor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı. Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. En son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Bordo Mavili takım, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi halinde son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak. Trabzonspor'da 2010-2011 şike davası ile ilgili son hamlesini bugün yapıyor. İsviçre'de bir hukuk bürosuyla çalışan Bordo Mavili kulüp bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusunu gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Oldukça geniş kapsamlı bir dosya hazırladığı öğrenilen Bordo Mavili kulübün bugün başvuruyu yapması bekleniyor. Trabzonspor'un hazırladığı savunma dosyasındaki ana fikrin "savunma hakkımız kısıtlandı" olduğu gelen bilgiler arasında. Başvurunun yapılmasıyla birlikte kulübün resmi açıklamasıyla duyurması bekleniyor. Yetiştirdiği genç futbolcularla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'da genç sağ bek Taha Cevahiroğlu'nun yakın zamanda A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. Bordo Mavili takımla 2020 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Cevahiroğlu, U19 milli takımının 24 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen kampına da katıldı. Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar Trabzonspor'u U19 takımıyla 18 maça çıkan Cevahiroğlu 3 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu takımına hücum katkısı da sağlıyor.